Evet, Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Trabzonspor 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyet almış. İstanbul karnesi Abdullah Avcı'nın bu. Ben de hatırlıyorum İstanbul maçlarında hep puan aldığını Trabzonspor'un. Şimdi tabii zor bir dönemden geçiyor. Evet, kazandı Abdullah Avcı ile ilk sınavını ama hani takımın görüntüsü çok farklı değil. Hala bir şey değişmiş değil. Kadro mevcut kadro. Siz neler bekliyorsunuz Karagümrük maçında Abdullah Avcı'dan ve Trabzonspor'dan? Tehlikeli istatistikler. Hemen o üçün ligiyi düşünüyorum. Bir tanesi Galatasaray tribündeydim 2-0. Birisi hatırlaman gerek. Pelka sattı 1-0 Fenerbahçe. O maçı 1-0 Fenerbahçe Trabzon. Diğer maç ben böyle kilitlenirim şimdi. İstatistikle onu bulmam neydi gerek. Neydi ya, bir dakika neydi Karagümrük, yani? Karagümrük 4-1 fark denilgi. Ama İstanbul takımlarına karşı Abdullah Avcı'nın bir de şu da var tabii Melike. Bu tarz maçlar taraftar da çok gidiyor Trabzon. Onu da hakkını teslim edelim. Evet, İstanbul'da. Özellikle olimpiyatta oynanan maçlara bayağı Trabzonspor'a geliyor ama hoş tabii şu an nasıl bir ilgi olacak. Karagümrük Feghouli neredeyse 6 numara oynamaya başladı. Yani geçen seneki kadro kalitesini aratıyor. Hani Jagne'ler, Borini'ler orada bir değişim yaşandı. Evet, takım da zaten belli oluyor. Biraz level düştü öyle söyleyelim. Yine İtalya'dan transferler yaptılar ama geçen sezon daha iyi oyuncular vardı onu söyleyebilirim. Ben biraz Abdullah Hoca'nın ilk gelişine benzetiyorum. Yani sonuç almaya çalışacak oyundan ziyade. Alanya maçında bunu yapmıştı. 1-0. Yine burada da hani iki ihtimal diyorum. Beraberlik ihtimali elbette var ama bir taraf kazanacaksa o taraf Trabzonspor olur gibi geliyor bana. Ozan Zeybek? Ne dedi? Yeni gelmedim, geri geldim dedi. Aynen öyle dedi. Trabzonlular da ona nasıl bir cevap verdi içlerinden? Bıraktığın yerde olabilirim ama bıraktığın gibi değilim dedi. Yani Abdullah Hoca ilk geldiği dönem var ya, hı hı. Son haftalarda hani devre arasında mı gelmişti artık? Yine aynı 8. Önce, haftada gelmiş. Önce tabii. Kaybetmemeyi sonra kazanmayı öğreteceğim oyuncularıma demişti. Yine evet. Aynı felsefeyle devam etmek zorunda. Yani Trabzonspor'u izlediğimizde yarın ne gün maçı? Gündüz maçı olacak. Pazar günü diye biliyorum ben de. İzlediğimizde öyle... Çok iştahlı, tempolu bir Trabzonspor hala beklemiyorum. Pazar 4. Riski azaltan bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Karagümrükspor'un maçlarının Hollanda Ligi gibi çok gollü geçmesi normal. Geçen sezonlarda da öyleydi Karagümrük. Doğru mu? Kasımpaşa, Karagümrük. Ben ilk hafta çok dikkatli göz izledim. Beşiktaş'a karşı Salih Forvet oynamıştı. Jesson'un golü, Abubakar penaltı kaçırdı ama yani Feghouli'ye bakıyorum ne yapıyor hani diye sonuçta. İster istemez Galatasaray'ın ben bu pozisyon. Hani böyle çok gollü, çok pozisyonlu bir maç olacağını da düşünmüyorum bu maçın. Sıkıcı bir maç mı olur yani? Sıkıcı diye tabir etmek istemiyorum ama yani böyle riski azaltıp iki takım da kaybetmemek üzerine oynayacak diye düşünüyorum. Ben de biraz hani Abdullah Hoca'nın ne yapacağına karar verme maçları olduğunu düşünüyorum. Bunu takımı görüp analiz edip. Çünkü her ne kadar normal oturduğunuz yerden izlediğiniz gibi olmuyor. Kendi deneme yanılma yöntemleri oluyor. Alanya maçı, evinde oynadığı maçı. Şimdi bunu 23. haftada, 25. haftada gelirsin yaparsın. Devre arasında da çok büyük değişiklikler yapmak da kolaydı. Yok, devre arasında 2-3 dokunuş yapar. Kesin yapacak. Yapılacağını söyledi Ertuğrul Doğan. İyi bir stoper alır muhakkak. Bence yine böyle tecrübeli, bilinen bir önemli bir futbolcu alacaklar. Yani nasıl Hamsik vardı daha önce onun gibi düşün. Bence tecrübeli, önemli bir oyuncu alacaklar. Ve pek çok şeyi de etkileyebilir o bir oyuncu. Tabii dediğin tabii. Kurguyu profilde. Kurguyu onun üzerine yapabilirler ondan sonra. Bir oyuncu. Peki. Şu anda da anlaştıklarını düşünüyorum. Şimdiden. Bilmiyorum. Bir görüştükleri bir oyuncu var. Almak bilmiyorum isteyip ama alamadıkları bir oyuncuyla görüştüklerini da, söyledi Ertuğrul Doğan. Şu anda da mesela Abdullah Avcı'yla konuşurken, görüşürken de o imza atılma evresindeyken bunların da onayının alındığını ve garanti verildiğini tahmin ediyorum. Bir isim söyleyelim. Barcelona, Bayern, Liverpool, Thiago Alcantara. Mesela yazın görüşmüştü. Hani şu an o isim onu bilmiyorum. Yazın en azından Trabzonspor gündemindeydi. Olabilir. Görüştüğümüz ve alamadığımız yeri. Olabilir. Yol basına da düştü. Çok önemli oyuncu. Yani müthiş oyuncu. Keşke olsa. Hangi takıma gelirse gelsin yani Türkiye'de izleyelim. İsteriz izlemek. Evet. Peki bir ben kimim o zaman? Yine bu kadar hızlı bilmemesini umut ediyoruz. Mehmet rekor kır. Kariyer rekor kır. Anında yazarken de okurken. Okurken bil lütfen. Yok olmaz lütfen. Bundesliga'da çok anlamlı şampiyonluklar yaşadım. Milli takımdaki ilk ve tek maçıma Macaristan karşısında çıktım. Nelson Valdez'de
aynı takımda oynamak büyük keyifti. Porsuk çayında yediğim çiğ böreklerin tadı hala damağımda. Teknik direktörlükte ilk adımı Türkiye'de atmıştım. Dede. Bugün niye böyle oldu? Bana biri bunu açıklasın. Çok kolay sorular. Nelson Valdez Dortmund, Eskişehir Solbek. Ama ilk direktörlük ilk adım Türkiye oynadı. Demek ki Eskişehir'de hocalık yaptı. Bir şey söyleyeceğim. O kadar büyük konuşmuş ki Yusuf. Yani bunu hayatta bilemezler demiş yani. Bir bilsinler de göreyim demiş. Bundesliga Dortmund'tur. Şampiyonluklar. Dortmund'un iki şampiyonluğu vardı üstte. Dede değil mi? Doğru. Gelsin bu arada. Evet dede. İzleyicilerimize bugün ben kimim keyfi yaşatmadığı için Mehmet Özcan'ı kınıyor muyuz Ozan Zeybek? Yok, tebrik ediyoruz. Ben kınıyorum. Ben izleyicinin yanındayım. Ben ama şu anda söyleyeyim benden iyisini. Ben şey yapmam. Onur. Onur Özkan sevdiğini de söyleyeyim. Onur çünkü editörlük de yapıyor. Çok canlı bir yine o güncellere. Ben taze hafıza. Taze geçmiş yani 2000'li yıllara git orada ben tamam orada iddialıyım. Onda şey yapmam. Güncellerde ben çok iddialı konuşamayacağım. Onur da tam, iddialı. Tam benim evet. Jenerasyon bunlar yani. Böyle Mehmet'in enteresan bir özelliği vardır. Sadece bu olarak bakma. Biz mesela filmleri konuşurken ya şu aktörün şu filmi var, şu artistin şuyu var diye konuşuyoruz. Mehmet yönetmenlerden bahseder. Benim de hiç bilmediğim şeydi. Ben de bilmiyorum. O çok et. Oraya bir üç saygı puanda. Duyarım. Evet. Şey havamda var diye oraya evet, bir üç puanda rica ediyorum. Rica edeceğim. Tabii ki çok ünlü yönetmenleri biliyoruz ama o biraz şeye çok meraklı olmakla da ilgili hani çekim tarz. Mehmet, birkaç tanesine ben de evet ama evlenmeye hepsini. Evlenmeye karar verirsen Mehmet kız istemeye giderseniz beni de al yanına. Ben konuşayım. Güzel değil mi? Güzel yapıyorsun evet. Onu. Aynen ben de fark ettim onu. Aklımızda olsun. Peki o zaman tanı beni yapacağız. İlk fotoğrafımız gelsin. Bakalım bunda da. Bak bu Onur Özkan bunda da çok İspanyol iyi. Bu. İşte onu diyorum işte fotoğraflara bakıyor çünkü. Bir dakika İspanyol ya. Mu? Aa forma ne acaba? Güzel forma ya. Galler mi acaba? Bir dakika yok. İspanyol herhalde. Xavi. Forma çok iyi. Xavi mi? Evet. Bravo. Ciddi misin? Tebrik evet. ediyorum. Aa, benim hafızama çok kazımamış bu İspanya forması biliyor musun? Belki ondan kilitlendim. Bak ya, yakası falan böyle değişik, Galler'in forması vardı. Değişik biraz evet. Bildiğin bir İspanya forması değil bak benim mesela. Tebrik ben ediyorum. Kafa yapısından çözdüm. Şimdi ben çözemiyorum 100 tane sorsan zaten bir tane bunu bilirdim o çıktı karşıma. Peki Xavi'ydi. İkincisi çok, gelsin. Çok iyi forma. Kraliyet forması bu. Bu kim? Aa bunu biliyorum ya bu şey bir dakika oyuncunun tipi. Luis Suarez. Hayır. Melike yeni bir bölüm yapsana yayınlarında kamyon arkası yazıları gibi seyircilerin atsın akıllarına gelen şeyleri böyle. Güzel olabilir. Ha? Olabilir aslında güzel akıllarına olur. Gelen. Diego Costa. Bu... Hayır. Ben açık söyleyeyim formadan değil bu sefer yüzden gitmeye çalışıyorum. Doğru söylüyorsun Costa'ya benziyor ama. Diego Costa yani düşündüm. İlk tahminim kimdi Melike unuttum. Diego Costa'dan önce bir şey söyledim. Şey Suarez dedi. Suarez dedim evet. Güzel. Benziyor olabilir. Bakasetas. Şimdi dur. Formadan gidelim abi. Forma Everton mı? Yok ya forma çok zor ya. Chelsea olabilir mi? Bir dakika 3 onların şeyi orada rakam. Chelsea'de kırmızı da var ya. Acaba United mı? Onların deplasman formu. Formayı öğrenebilir miyiz? Ferdi Kadıoğlu'nun kuzenine benziyor bu. Oyuncu Avrupalı değil. Ve çok ünlü. Avrupalı futbol. Değil, ünlü. Evet. Abi Suarez dedik. Diego Costa dedik. Kim kaldı o şeyden? Şey ben istiyorum ya kopya şey. Forma. Efsane bir isim. Efsane. Bale değil değil mi? Hayır. Şey mevkisi? Efsane kadroları düşünün. Fabregas olabilir mi? Hayır. Efsane kadrolar. Chelsea'nin efsane kadrosu diyeceğim. Ben Chelsea'si var demedim. Formadan çözmemiz gerekiyor. Bence formadan çözemez.
Milan. Hep efsane Milan, o kadrosu vardı ya. Efsane Milan'ı say. Milan mı? Milan çıktı Mehmet. Evet, tahmin et. Devam et buradan. Melike, bilelim, söyle. Efsane Milan kadrosu mu? Devam et. Bu futbolcunun Milan'ı var. Tamam. Ama dur, forma Milan değil. Pato. Hayır. Avrupalı değil. Tamam. Milan'ı Pato var. Pato da Avrupalı değil. Değil de Pato da iyi tahmin. Bir takımı daha var ki. Evet. Onu hayatta söylemem. Real Madrid. Kaka. Onu deyince o geliyor zaten yani. Buyurunuz. Ama bir dakika, hiç Kaka öyle asist çok... Asist Ozan Zeybek. Kaka genelde öyle sakallı bir futbolcu değil abi, buna denk gelmiş. Evet. Hakikaten değildi Kaka ya. Yani Orlando City bu son takımından. Ama bu hiç Kaka'ya benzemiyor şey, evet, olarak da. Bu fotoğrafta bile benzemiyor. Benzemiyor, bence de, evet, benzemiyor bu arada. Hiç benzemiyor ya.